2019 magazin polemiklerine çok hızlı başladı. Deniz Akkaya, Seren Serengil'e neden ateş püskürdü? Seren Serengil ne yaptı da Deniz Akkaya'yı böyle çıldırttı? İzliyoruz. Deniz Akkaya, Seren Serengil'den intikam mı alıyor? Çünkü sen demode bir kadınsın. Kavga neden çıktı? Yine çıkar ağlarsın sen. Yine o ara bir boşanırsın belki. Eski defterler açıldı. Sen ufaksın. Annen yurt dışından ülkeye dönemiyor. Deniz Akkaya, estetik konusunda neden bu kadar hassas? Ben yüzümle para kazanıyorum. 2019 magazin polemikleri konusunda hızlı başladı. Seren Serengil'le bir dönem program partneri olan, düğününün şeref konuğu olan Deniz Akkaya arasındaki kavga çok fena alevlendi. Her şey Seren Serengil'in yaptığı bir kampanyayla başladı. Sosyal medyada aldatılıp boşanan kadınlara estetik vaat ediyordu Serengil. Takipçilerim arasından eşinden aldatılarak ayrılmış olan bir kişiye dudak dolgusu, burun dolgusu ve çene dolgusu hediye ediyorum. Bu iddialı kampanya Deniz Akkaya'nın hoşuna gitmemişti. Akkaya, Serengil'in bu paylaşımını sert sözlerle eleştirdi. Seren Serengil'le bir dönem program partneriydi Deniz Akkaya. Serengil, Yaşar İpek'le evlenirken düğünün özel konuklarından biriydi üstelik. İki sıkı dost arasında dolguyla başlayan kavgada Seren Serengil aldı sazı eline ve Deniz Akkaya'yı olay yaratan görüntüleriyle vurdu önce. Bugün kendini bilmez. Gece kulüplerinin kapılarında alkol komalarına giren bir ayyar, bunu para için yaptığımı söyleme hadsizliğinde bulunmuş. Sonra da Deniz Akkaya'nın eski menajerini dövdürdüğü iddiasını gündeme getirdi Seren Serengil. Menajerimi 2 saat bir odada tutup, dövdürüp, bağlatıp, altından arabasını almaya çalışan ama buna izin verdirtmedim. Bu karanlık adamların arkadaşı hanım, şu an yağmacılık ve gasp suçundan yargılanıyor. Kimin para için rezillikler yaptığı ortada. İşsiz güçsüzlükten kim gündem olmak istiyorsa bana sataşıyor da sataşan da bir rezil tip olmasa. İncir çekirdeğini doldurmayacak bir sebepten başlayan kavgada söz sırası Deniz Akkaya'daydı. Serengil'e videolu yanıt veren Akkaya belki şiddet mağduru olduğu günleri hatırlayarak tepkisini ortaya koydu. Ben yüzümle para kazanıyorum. Bu tip olaylar özellikle toplumun kanayan yaralarıyla ilgili kendilerine oradan nemalanmaya çalışarak oradan bir kazanç sağlamaya çalışan insanları sevmiyorum. Seren Serengil'e demode diyen Deniz Akkaya eski defterleri de açtı. Hemen bir iki konuda uyarmak istiyorum bu kişiyi. Birincisi, insanlar seni taklit ediyor diyorsun. Herkes işte sana sataşarak. Bir şey söyleyeceğim, seni kimse taklit etmiyor. Bu bir, çünkü sen demode bir kadınsın. Seren Serengil'in piyano çaldığı görüntüleri hatırlattı mesela Deniz Akkaya. Öyle bir duruma geldi ki sanki karşımızda bir Fazıl Say var. Yani yeni bir Fazıl Say doğuyor gibi bir piyanodur gidiyor. Biz senin bunu sadece ağzına yerleştirdiğini, senin piyanoyla hiçbir ilişkinde evde olmadığını çok iyi biliyoruz. Seren Serengil'in evini pazar sürprizine açtığı görüntüleri de dikkatlice izlemiş Deniz Akkaya. O görüntülerde kitap görememiş ve bunu da videoda kullanıyor. Sürekli kaliteden bahsetmek için evini falan gösterip duruyorsun ya. Keşke o evinde biz bir kütüphane görseydik. Ben hiç görmedim mesela. Gerek de duyduğunu düşünmüyorum. O kadar yayın yaptık. Kitap okuduğunu da görmedim. Zaten öyle bir isteğin de yok senin. Deniz Akkaya'nın iddiaları bununla kalmıyor. Annesini de işin içine katıyor Seren Serengil'in. Sen ufaksın. Annen yurt dışından ülkeye dönemiyor. O zamanlara dönelim. Sözlerinden Deniz Akkaya'nın Seren Serengil'e öfkesinin asıl nedeninin dolgu kampanyasından çok
eski menajeriyle ilgili davasında kendi tarafını değil, menajerin tarafını tutması olduğu anlaşılıyor. Devam eden davamla ilgili konuşamazsın. Niye? Çünkü sen hak ve hukuktan üstün değilsin. Sana kimse bu hakkı vermiyor. Ben de vermiyorum, Türk halkı da vermiyor. Peki o dava bittiğinde o yanında dolaştırdığın annenle birlikte aslında suç işlediğiniz, para işlettiğiniz adam suçlu olduğu ortaya çıkınca ne yapacaksın? Yine çıkar ağlarsın sen. Yine o ara bir boşanırsın belki. Bunu da oraya yutturuverirsin diye düşünüyorum. DM'den mesaj attım, dedi ki bak bütün emniyet falan arıyor, ne yapıyorsun Deniz, hani konuşmaya çalıştım, fık beni engelledi. Ondan sonra da ulaşamadım. Sonra da mesaj atmaya devam etti, dedim ki bak o gasp, bırakın bunu arabasını şikayet ettiği anda, emniyete gittiği anda bunun geri dönüşü yok. Ve Deniz Akkaya sert sözlerini şu cümlelerle noktalıyor. Senin özel hayatında ne yaptın beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren tek konu Türkiye'de şiddet, toplumun kanayan yarası. Sen bunu dolgu, botoksla birleştiremezsin. Ver hediyeni gene sen. Ama bu değil. Yani bu seviyeye indiremezsin bu konuyu. Bu avam seviyeye indiremezsin. Sen o seviyede dolaş. Ama bu konu bu seviyeye inmemeli. Kavga mahkemeye taşındı. Seren Serengil hafta içinde adliyeye gitti ve Deniz Akkaya'dan şikayetçi oldu. Bunu sosyal medyada paylaşan Serengil'in Akkaya ile ilgili ithamını sansürlemek durumundayız. Akkaya da Seren Serengil'i kastederek sadece konuşan tükürük saçanlar cümlesini kullandı. Akkaya bunu bir sosyal sorumluluk projesine duyurduğu mesajının devamında söyledi.